Memurlar bugün yine Ankara sokaklarında eylemdeydiler. Eğitimciler seslerini duyuramadıkları Maliye Bakanı'na mesajlarını posta güvercinleriyle gönderdi. KESK ise Başbakanlık önünde bordro yaktı. Sevaba girelim, sevaba, sevaba. Eğitimciler sokaktaydı bugün yine. Maliye Bakanlığı'nın önünde buluştular. Farklı bir eyleme imza attılar. Eşit işe eşit ücret uygulamasının eğitimcileri de kapsayacak şekilde genişletilmesini istiyorlardı. Daha önce defalarca eylem yapmışlar ama seslerini yetkililere duyuramamışlardı. Bu kez posta güvercinleriyle şanslarını denemek istediler. Onlarca güvercini küçük kutulara doldurup getirmişlerdi bakanlığın önüne. Bir bir kutulardan çıkardılar. Ardından hep beraber gökyüzüne bıraktılar. Kutularda ölümle mücadele eden güvercinler serbest kalınca özgürlüğe kanat çırptı. Ayaklarında bulunan kurdele ve mektuplarla taklalar atarak gözden kayboldular. Bazı güvercinler ise kutuda esir kalmaktan olumsuz etkilenmişti. Uçmamakta direndi onlar. Yanlarında tabutta getirmişti eylemci eğitimciler. Geçim sıkıntısı yüzünden ölen temsili arkadaşlarının tabutu başında önce Fatiha okudular. Ardından tabutu Maliye Bakanlığı'nın içine bırakmak istediler. Ama polis engeliyle karşılaştılar. Temsili tabut bir polisin elinde kaldı. Bir eylemcilerin. Defalarca gidip geldi tabut elden ele. Sonunda fesheden polis oldu. Vahşeti var hiç olmazsa saygı gösterin. Maliye Bakanlığı önündeki eylemciler amaçlarına ulaşınca olaysız dağıldılar. Aynı dakikalarda Güven Park'ta toplanan KESK üyeleri Başbakanlığa doğru yürüyüşe geçti. Başbakanlığın önüne geldi, memur maaşlarına yansıtılacak olan 2.68'lik enflasyon farkını protesto ettiler. Yanlarına getirdikleri maaş bodrolarını yaktılar.